2023 hedeflerimiz var, hatırlayacaksınız. 2011 yılında mevcut hükümet 2011 yılına ilişkin bir takım hedefler açıklamıştı. 2011-2013 o yıllarda Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 1 trilyon dolara doğru gidiyordu. Ve o 1 trilyon dolara doğru giden işte arkasına küresel sermaye hareketlerinin rüzgarını almış. Bir yandan da elinde aslında bütün dünyada güven uyandıran bir güçlü ekonomiye geçiş programı var. Bunlarla birlikte ekonomi gerçekten hızlı bir şekilde giderken bir hedefler manzumesi açıkladılar ve dediler ki 2023 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 2 trilyon dolar olacak. O zaman bizim de açıklamamız var. 2 trilyon dolar çok kolay gerçekleştirilebilir. Aslında biz de kendi hesabımızı, kitabımızı yaptık. Hatta Türk siyasetinde yeni bir kavramı da getirdik. İnsani gelişmişlik endeksi üzerinden biz de hedeflerimizi tanımladık. Ve bizim hedeflerimiz tabii 2 trilyon doların çok daha üstündeydi 2023 yılı için. Çünkü Türk ekonomisinin bu kapasitesi var. Bundan daha fazla da iyi yönetildiği zaman bunu gerçekleştirebilecek imkanları var. Buna inanıyorum. Buna göre gidilseydi geçtiğimiz yıl bu hedefe göre yürünmüş olsaydı geçtiğimiz yıl gayri safi yurt içi hasılamız 1 trilyon 600 milyar dolar olması gerekirdi. Gerçekleşme ne oldu? 717 milyar dolar kayıp, yani hepimizin potansiyel gelirimizden kaybettiğimiz ne? 892 milyar dolar. Bugün Türkiye hiç hak etmediğimiz bir yerde. Aslında bu 717 milyar dolarla 2013 yılındaki 950 milyar dolardan daha fazla olan gayri safi yurt içi hasılamızı da karşılaştırdığımızda oldukça geriye düştüğümüz, olandan da geriye gittiğimiz ortaya çıkacaktır. Peki bunun arkasındaki sorun ne diye baktığımızda biz 3 tane temel sorun görürüz. 2 tanesi uzunca süredir devam ediyor. Bunlardan bir tanesi ekonomik kriz. Yani dünyada küresel sermayenin bol olduğu bir dönemi yaşadık 2001 yılından itibaren. Aynı dönemi bütün bize benzeyen ekonomiler de yaşadı. Ve Türkiye bu dönemde dışarıdan borçlandığı sıcak parayla içeride betona yatırım yapmayı tercih etti. Döviz kazandıran faaliyetlere yatırım yapmak yerine betona yatırım yapmayı tercih ettik. Ama 2013'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası Başkanı ben artık para basmaya ara vereceğim dediği andan itibaren bu model tıkandı, sıcak para yavaşlamaya başladı. Türkiye'de patinaja başladı. Onunla üst üste gelen bir başka gelişme daha var. 2014 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçimle, yani halkın yaptığı seçimle belirlemeye başlayacaktı. O ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girerken Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi dedi ki ben bugüne kadar ki Cumhurbaşkanları gibi olmayacağım. Ben tek adam parti devletinin Cumhurbaşkanı olacağım ve bu sistemin düğmesine o günden basılmıştır. O günden itibaren de Türkiye'de ciddi bir devlet krizini yaşamaya başladık. Kurumlar ciddi ölçüde tahrip oldu. Maliye müfettişleri, Maliye Teftiş Kurulu bitirildi, Hesap Uzmanları Kurulu bitirildi, Maliye Bakanlığı önemli ölçüde güç kaybetti, Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı, Devlet Personel Dairesi önemli ölçüde güç kaybetti. Fakat bunlardan daha da önemlisi, sistemde düzenleyici, denetleyici, rol oynayan bağımsız kurulların hepsi bağımsızlığını yitirdi. Daha sonra geleceğim, bunlar arasındaki en önemli bağımsızlığını yitiren ve maliyeti Türkiye en yüksek olan kurum da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Bir başka önemli sorun 2020 yılında küresel pandemiyle küresel bir salgınla karşı karşıya kaldık. Korona, Covid-19 salgını tüm dünyayı vurdu, bizi de önemli ölçüde vurdu. Ve baktığımız zaman iki krizin üstüne gelen bu salgınla birlikte Türk ekonomisi çok ciddi bir buhran içine girdi. Aslında son 3 yılın ortalama büyüme, yani son dönemin ortalama büyüme oranlarına, 3'er yıllık büyüme oranlarına baktığımızda
2017'den itibaren ortalama büyüme hızlarının sürekli aşağı doğru gittiğini görüyoruz. Yine baktığımız zaman biraz önce söylemiştim. 2000 bu tek adam parti devleti sistemine geçtikten sonra milli gelirimiz tam 243 milyar dolar azaldı. Yani bütün bunlar cebimizin o dönemden bu yana ekonomik kriziyle, devlet kriziyle birlikte boşaldığını, zaten boşalmakta olduğunu gösteriyor. Bunun üstüne bir de salgın gelince durum, insan, milletimizin durumu daha da kötüleşti. Bir gösterge, çok önemli bir gösterge. Bir ekonominin başarısını neyle ölçersiniz? Bir ekonominin başarısını ne kadar adama iş sağlayabildiğiyle ölçersiniz. Eğer vatandaşlarına bir ekonomi iş sağlayamıyorsa o ekonomiyi yönetenler başarılı değildir. Sağlıyorsa başarılıdır. Böyle baktığınız zaman son 2 yılda 2 milyon yurttaşımız işini kaybetmiş. Yetmemiş, gerçek işsiz sayımız 10 milyon olmuş. Ve gerçek işsizlik oranı, yani çalışmak isteyip de iş bulamayıp umudunu kaybedenler de dahil %29'lara çıkmış, 30'a dayanmış. Hatta 30'u geçtiği de oldu da yavaş yavaş bu pandeminin atlatılmasıyla birlikte bir azalma gözüküyor ama rakam hala daha çok korkunç bir rakam. Bu arada gelir dağılımı çok hızlı bir şekilde bozulmuş. Yoksul sayılarımız 2017 yılında 15 milyonken şimdi 17 milyona çıkmış. 18 milyona hatta dayanmış. Yine en varlıklı %1'in toplam servetten aldığı paylara da baktığımız zaman bu şeyde çok ciddi ölçüde Türkiye'de bu oranın yüksek olduğunu görüyoruz ve özellikle Türkiye Rusya'dan sonra dünyada da bu oranın en kötü olduğu ikinci ülke. Rusya'ya baktığınız zaman Rusya oligarkların ülkesi. Bizde öyle bir sistem yok. Ama bu sisteme rağmen Türkiye'de olmamasına rağmen Türkiye'de gelir servet dağılımı son derece bozuk. Türkiye'de bir başka gördüğümüz ciddi sıkıntı kaliteli bir büyüme olmadı. Ve büyümenin maliyeti de son derece ağır oldu. Birinci şeye baktığımızda kaliteli büyüme yok derken borç yükümüz çok hızlı ağırlaştı. Ve borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı, hane halkı dahil, şirketler dahil, tüm Türkiye'deki herkesin var burada, devlet dahil çok hızlı bir şekilde arttı. Hatta 2002 yılında bugün hani krize girdik, şöyle oldu, böyle oldu, çok kötü bir yıldı denen 2001 yılından bugün Türkiye'nin borç yükü çok daha vahim durumda. Bir başka bir şey, büyürken de bunun maliyeti, bir yandan borçlandık, bir yandan rezervlerimizi erittik. Yani Türkiye'de Merkez Bankası'nın kasasında net olarak baktığınız zaman kısa vadeli borçlara düştüğünüzde 40 küsur milyar dolar bu şeyde 2013-2014 yıllarında para varken bugün eksi 33 milyar. Yani para yok, Merkez Bankası'nın kasasında döviz yok. Onun yerine bol miktarda kısa vadeli borç var. Biraz önce söylemiştim bunun üzerinde duracağım diye. Devlet krizi dediğimiz zaman son dönemde bu Merkez Bankası ile ilgili gördüğümüz değişiklikler bence çok önemli. Türkiye %19 politika faizi veriyor bugün. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve dünyada 7. sırada en yüksek faizle sahip 7. ülkeyiz. Buna karşılık %17,5 enflasyonla da en yüksek enflasyona sahip 14. ülkeyiz. Yani faizi arttırmışız, gelebildiğimiz yere kadar gelmişiz ama ekonomide enflasyonu düşürmeyi de becerememişiz. Çünkü diğer taraflar o kadar kötü ki ne faiz silahı çalışıyor, ne başka bir şey çalışıyor. Şimdi neden? Çünkü Merkez Bankası'na güven yok, hükümete güven yok. Siz eğer bir Merkez Bankası başkanını 9 ayda bir değiştirirseniz, bu dünyada anlaşılır bir iş değildir. Çünkü merkez bankaları tüm dünyada istikrar müesseseleridir.
9 ayda bir değişen bir Merkez Bankası başkanının hükümetin emirlerini yerine getirmediği için değiştirildiği ortaya çıkar. Hükümetin emirleriyle hareket eden bir Merkez Bankası'nın enflasyonu ne hangi silahı kullanırsa kullansın düşürmesi mümkün değildir. Nitekim faizlerin yüksekliğinden şikayet ettiler. Bugün Türkiye geldi, dünyanın en yüksek 7. faizini ödeyen ülke oldu. Merkez Bankası ile uğraşma şu anda da devam ediyor. Her ne kadar AK Parti Genel Başkanı çıkıp Merkez Bankası enflasyonla mücadele takım işidir falan dese bile şu anda Merkez Bankası'nda alt, üst, orta ne kadar yönetici varsa hepsini gönderiyor. Peki neye güvenip gönderiyorlar? Yani dünya yeni bir dalgaya hazırlanıyor. Küresel sıkıntıların daha da artma ihtimali var. Özellikle bu pandeminin ortaya çıkardığı rahatsızlıklar arkasından meydana gelen bu aşırı borçluluk nedeniyle. Bugün dünyanın her yerinde uluslararası para fonu diyor ki sosyal huzursuzluk bekliyorum. İşte o büyük ekonominin büyük müneccimi denen Rubini diyor ki kesin iç kaçışı yok. Çok ciddi bir durgunluk bekliyorum dünyada diyor. Bütün bunlarla biz karşı karşıyayken hiç umurumuzda değil. Bir takım şeylerle Merkez Bankası'ndaki tüm yönetimi değiştiriyoruz. Yetmiyor. Bir de insanları taciz ediyoruz. Diyoruz ki İstanbul'a gideceğiz. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Bu Merkez Bankası'yla siz bu mücadeleyi nasıl yapacaksınız sonra? Bunların hiçbiri düşünülmüyor. Bir gecede 100'e yakın yöneticiyi görevden alabiliyor. Peki hani bu tablo, bu kriz hepimizin aslında cebini boşaltıyor. Bakın 18 Mart'ta bundan önceki Merkez Bankası Başkanı işte 128 milyar dolar nerede diye araştırma başlattığı için görevden alındı. Şimdi o olduğu anlaşıldı. O günden bugüne kur 7 lira 32 kuruşta bugün yanlış hatırlamıyorsam sabah 8 lira 80 kuruş. Ve Türkiye bir yandaki şeye bakarsanız, grafiğe bakarsanız parası kendi ligindeki ülkeler arasında en fazla değer kaybeden bir ülke. Yani şu kararlar bizim paramızı full ediyor. Buna rağmen faizler başına alıp gidiyor. Bu kredi geri ödememe risk primleri aldı başını yukarıya gidiyor. Dünyadaki sanıyorum Brezilya'dan sonra en yüksek risk primi bizde ve devlet tahvili faizleri de son derece yüksek ve Türk ekonomisinde ciddi bir ısınmanın olduğu buralarda anlaşılıyor. Tabii bunun sonucunda Türkiye'ye istediğimiz nitelikli yabancı sermaye geldi. Bırakın yabancı sermaye gelmemesini, gayrimenkulü hariç tuttuğunuz zaman Türkiye'den sermaye çıkıyor, kaçıyor. Son dönemdeki manzara o. Ve yatırım getiri oranlarına da dünyada baktığınız zaman, yani rekabet açısından bunu söylüyorum. Gelişmekte olan ekonomilerle gelişen ekonomilerinin derde yapılan yatırımların getirileri de giderek birbirine yaklaşıyor. Dolayısıyla sermayeyi çekmek güçleşiyor. Bir şey hep söylüyorum. Bu hükümet hiçbir zaman bir sermaye çekmenin ülkenin çekici yani ülkenin doğru işleri yapmasına dayalı olduğu bir dönemi görmedi. Bilmiyor. 2001 yılında 2002 sonunda iş başına geldiler. O günden bugüne dünyada sermayenin risk alma iştahı çok yüksekti. Ne yapıldığına, hangi hatalar yapıldığına bakılmadan geldi. Bu iş ne zaman bozuldu? 2013'ten sonra biraz önce söyledim bozulmaya başladı ama esas bu işin rengi 2018'den itibaren değişti. Dünyada da değişti, sadece bizde değil. Şimdi artık bir ülkenin yani itici faktörler bitti, sermaye için çekici faktörler başladı. Ne demek çekici faktörler? Ne kadar doğruyu yaptığınıza bakıyorlar. Ama bunu okuyamıyorlar. Okuyamadığı için de diyor ki dış güçler bize saldırıyor. Hayır. Sen doğruları yaparsan kimse sana saldırmaz. Sen ekonomini güçlendirirsen kimse sana saldıramaz zaten. İşler iyi, işler iyi. İşler iyiyse niye bu kadar çok af çıkardık? Mali aflar. Neredeyse her yıl 19 yılda 18 mali af çıkmış.
6 tane varlık barışı düzenlemesi yapılmış. İşler bu kadar iyiyse bunları niye yapmak zorunda kaldık? Aslında Türkiye'nin tabii çok önemli bir potansiyeli var. 2 tane önemli üstünlüğümüz var. Bunlardan bir tanesi hala daha devam eden genç nüfus. Yani Türkiye'de bakan nüfusun, bakılan nüfusu oranı hala artmaya devam ediyor. Buna dünyada demografik fırsat penceresi diyorlar. Bu fırsat penceresi hala açık. 2030'a kadar da açık olacak. Bu fırsat penceresini iyi değerlendiren ülkeler çok hızlı büyüme hızlarına ulaşabiliyor. Mesela Çin gibi. Ama biz bunu yapamıyoruz. Biz gençlerimize iş bulamıyoruz. 10 milyon işsiz var. Bunun çoğu da genç. Çoğu da üniversite mezunu. Önemli bir kısmı da üniversite mezunu. Okutuyoruz, iş veremiyoruz. Bir başka önemli avantajımız, gerçekten coğrafi olarak da çok düzgün bir yerdeyiz. Yani 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye ulaşabiliyoruz. 1,5 milyar nüfusa ulaşabiliyoruz. 22 trilyon dolarlık pazara erişim imkanımız var. Mesela Trabzon özelinde, Trabzon Türkiye'nin en kritik limanlarından biri olması lazım. Biz Merkez Türkiye projesini yaparken 4 tane liman vardı etrafında. Bunlardan bir tanesi Trabzon'du. Trabzon limanının kapasitesi yanlış hatırlamıyorsam 10 milyon ton gibi olması lazım. Kullanılan 3 milyon ton. Yani bu kapasiteden de yararlanılmıyor. Dolayısıyla coğrafi avantajımızı da kullanamıyoruz. Şimdi dünyada artık bir takım yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Bu eğilimleri okuyabilmemiz lazım. Ki Türkiye'yi bu sıkıntılardan çıkaralım. Birincisi bu kapsayıcı, nitelikli, sürdürülebilir büyüme dediğimiz olayın önemi bütün dünyada artıyor. Eskiden bir Washington mutabakatı vardı. G8 ülkelerinin yaptığı herhalde. Orada diyorlardı ki işte bir takım reformları yapın, devleti geriye çekin, ekonomi kendi kendine çok hızlı büyür. Bugün bunun böyle olmadığı anlaşıldı. İngiltere'de son toplanan G7 zirvesinde Cornwall mutabakatı diye mutabakat çıktı. Orada da şunu demeye başladılar. Eğer büyüme kapsayıcı olmazsa, herkes büyümenin nimetlerinden yararlanmazsa, büyüme herkesi kucaklamazsa bu iş olmuyor. Onun için de devletin bir şekilde, akılcı bir biçimde müdahalesi lazım dediler. Şimdi bu noktaya doğru gidiyoruz. Merkez bankalarının görevi eşitliği falan sağlamak değildir. Merkez bankalarının görevi bizim bildiğimiz kadarıyla fiyat istikrarını sağlamak ve büyümeyi sağlamaktır ona bağlı olarak. Ama artık dünyada merkez bankaları eşitlik meselesini kendilerine görev olarak kabul etmeye başladı. Mesela Amerika'daki St. Louis Merkez Bankası, St. Louis'de bulunan Merkez Bankası bir iktisadi eşitlik enstitüsü kurdu. İşler bu noktaya kadar geldi ya. Yine bütün dünyada gördüğümüz bir şey daha var. Bu prekaryalaşma dedikleri bir şey. Yani dışlanma, sistemin dışında kalma, yani iktidarların gerekli belli kesimlere ilgi göstermemesi. Buradaki nüfus hızla artıyor. Güvencesiz istihdam, gelir dağılımındaki bozulma, küresel sosyal huzuru ve politik istikrarı gerçekten tehdit ediyor. Küresel değer zincirleri kısalıyor. Bu bizim için bir avantaj aslında. Yani insanlar ta Çin'de ürettiriyorlardı, Avrupa'ya, Amerika'ya gönderiyorlardı. Şimdi bu değerleri, zincirlerin kısalması ve çeşitlendirilmesi, bu pandemiden sonra bunun önemi anlaşıldı. Bizim için bir avantaj. Türkiye bir üretim üssü olabilir. Ama bunun için bir takım şeyleri yapması lazım. Bir kere şu Paris İklim Sözleşmesi'ni neden imzalamayız anlamak mümkün değil. Bir müddet sonra bu bize yüksek faiz olarak geri dönecek. Dünyada bu tür eğilimler var. Yeşil tahvil dediğimiz tahviller, çevreye duyarlı yapılacak yatırımlarla ilgili tahviller mesela, diğer yatırımlarda kullanılan tahvillere göre çok daha düşük maliyetli. Ama biz bundan yararlanamayacağız. Bir başka önemli nokta yeşil mutabakat. Avrupa Birliği'nde yeşil mutabakat diye bir şey imzalandı. Onlar için ticareti bu çerçevede yürütmeyi, üretim ve ticareti yürütecekler. Eğer biz AB üyesi olalım olmayalım. Buna uyum sağlamadığımız zaman en büyük pazarımızla ticaret yapma imkanını kaybedeceğiz.
Bunu iş adamları söylüyor, Odalar Birliği söylüyor, herkes söylüyor ama bir türlü bir komite kuruldu ama komitenin ne yaptığı belli değil. Serbest ticaret anlaşmaları, bunun yerine derin ticaret anlaşmaları dedikleri anlaşmalar var. Derin derken sadece malların gidip gelmesi değil, hizmetin hatta nüfusun da gidip gelmesi söz konusu. Çok kapsayıcı şeyler söz konusu. Yine biraz önce söylediğim gibi çevresel normları falan da ticarette belirleyici unsurlar olarak ortaya çıkması dikkat çekiyor. Dijital dönüşüm. Ya bu dijital altyapının mutlaka gelişmesi lazım. Biraz önce dinliyordum, ben de bunları söylüyorum. Sayın Akşener, 5G Türkiye'de ne kadar kullanılıyor, bize benzeyen rakip ülkelerde ne kadar kullanılıyor, 5G teknolojisi, bundan bahsediyor. Bunlar çok önemli işler. Yani rekabet edeceksek bunlarla uğraşmamız lazım. Kimi ne kadar yıl içeri atacağız, ne demiş ne dememiş, konuştu, vur tepe, bunlarla da uğraşmamamız lazım. Biz bu hem yeşil hem de dijital dönüşüme ayak uydurabilmek için çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Ama bunları yapmadığımız için de sürekli güveni kaybediyoruz. Dışarıdakilerin güvenini kaybediyoruz, iş adamlarının güvenini kaybediyoruz, yatırımlar olmuyor, doğru düzgün dışarıdan imkan gelmiyor. Türkiye'yi bu buhrandan çıkarmak için güvene ihtiyacımız var. Bu küresel arenadaki yapısal gücümüzü, yarışma gücümüzü arttırmak için ciddi bir yapısal reform sürecine ihtiyacımız var. Ama bu mevcut kadrolarla bunu yapmak güç gözüküyor. Onun için bu ülkenin 3 tane yeniye ihtiyacı var. Yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Bu yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolarla da 4 tane sütun üzerine Türkiye'yi ve ekonomiyi oturtmamız lazım. 1- Hukuk devleti ve demokrasi. Can ve mal güvenliğiniz olacak. Bunun altında ben burada biraz geçersek bir sonrakine. Bunun altında yeni kurallar nelerdir diye sıraladık. Yeni kurumlar neler olabilir diye sıraladık ama bir tek bir şey söyleyeyim. Şu süreçte bir şey gördük. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı, Türkiye'de tarafsız bir cumhurbaşkanı olması son derece önemliymiş. Hani bütçe açığı önemli, cari açık önemli, başka şeyler de önemli ama Türkiye'nin en büyük açığı herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanının olmaması. Yani siyasette işler çok çözülemez noktalara geldiğinde bunu iki tarafları bir araya getirip çözebilecek bir cumhurbaşkanlığı makamı maalesef kalmadı. Kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı, bunlar da diğer önemli konular. Diğerleri de ben burada yazdım. İkinci önemli konu üreten Türkiye olmalıyız. Artık borçlanarak şişen değil, üreterek büyüyen bir Türkiye olmamız lazım. Onun için de Türkiye'nin yarışma gücünü arttıracak reformları mutlaka yapmamız gerekiyor. 2007 yılından beri bu reformlara ara vermiş vaziyetteyiz. 2007 sonrasına bakın, Türkiye'nin yarışma gücünü arttıracak hiçbir reform yoktur. Ve Türkiye o günden bugüne sürekli yavaşlamaktadır, patinaj yapmaktadır, sıkıntıdadır. Burada da işte ilkelerin ne olduğunu belirttim ama burada da önemli olan şey dünyadaki trendleri yakalamamız, buna göre iş gücümüzü yeniden buna uyumlu hale getirmemiz gibi konular ön plana çıkıyor. Üçüncü sütun bence çok önemli. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Güçlü sosyal devlet, daha doğrusu kucaklayıcı bir ekonomi politikası. Kimseyi dışarıda bırakmayacaksınız. Kimse bu büyüme sürecinde kendini dışlanmış hissetmeyecek. Gelir dağılımı düzelecek. Neden? Çünkü birilerini dışarıda bıraktığınız zaman ekonomi oyunu bitiyor sonunda. Yani kendimize de biraz kredi vermek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2007'deki seçim beyannamesine girdi bu konu. O zaman dünyada bu çok az konuşuluyordu. Ama 2007'den sonra bugün geldiğimiz noktada Uluslararası Para Fonu dahi bu kapsayıcılığı konuşmaya başladı. Kapsayıcı bir büyüme
kapsayıcı bir ekonomi politikanız yoksa büyüme olmayacak. Sonunda batıyorsunuz. Ne demek bu? Düzgün bir gelir dağılımı olması lazım. Düzgün bir servet dağılımı olması lazım. Bunları yapamazsanız ekonomik olarak büyüyemiyorsunuz. Bir örnek vereyim. Her yerde veriyorum bu örneği. Mahalle aralarında geçmişte misket oynardık. Birileri tüm misketleri aldığında, üttüğünde yani oyun biterdi. İşte bütün dünya şimdi oyun bitmesin diye bu misketleri sürekli yeniden dağıtmaya çalışıyor. Ki oyun devam etsin diye. Dördüncü sütun, sürdürülebilirlik dediğimiz sütun. Yani borca batırmayacaksınız ekonomiyi. Özellikle kamu borçlarını ödeyemeyecek duruma getirmeyeceksiniz. İki, para politikasıyla enflasyonu kontrol edilemez noktalara fırlatmayacaksınız. Üç, büyürken çevrenizi koruyacaksınız. Çevrenizi tahrip ederek büyümeyeceksiniz. Yani bugün boşuna insanlar tepki göstermiyor. Bu barajlara, HES'lere, bugün her konuda insanlar ciddi şekilde çevreyle ilgili yatırım yaparken kendi yaşadıkları alanların kirletilmemesini istiyor. Buna özen göstererek büyümek zorundasınız.